Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansını farklı kriterlerle değerlendirdi. Şüphesiz kalkınma ajanslarımızın her birinin çok kıymetli çalışmaları var. Biz Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak 2023 yılında en fazla istihdam oluşturan ajans ödülünü aldık. Başarı sertifikamızı Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüzden aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü bizim bölgemiz özellikle genç nüfusuyla ön plana çıkan bir bölge. Fakat aynı şekilde hem Türkiye'deki en genç nüfusa sahip bölge hem de ne yazık ki işsizlikte birinci sırada olan bir bölge. Dolayısıyla aslında yaptığımız işin ne kadar anlamlı olduğunu tescillemiş oldu. Bizi ayrı mutlu etti. Fakat bu sadece 2023 yılına has bir olay değil aslında. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın, gayretin, planlamanın sonucu. Çünkü biz bölgede kurulduğumuz günden beri bölgenin özellikle gençlerin ekonomik ve sosyal hayata entegrasyonu sağlanmasıyla kalkınmayı hızlandırmak adına bir takım faaliyetler yürüttük. 2013 yılında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Van Tekstil Kent projemizi başlattık. Ve o projemizin tamamlanmasıyla tam kapasiteye ulaştı. 16 firmada yaklaşık 3000 istihdam sağlandı. Yine Muş'ta, Bitlis'te, Hakkari'de, tekstil alanında, emek yoğun sektörlerde ciddi yatırımlarımız oldu. Şu anda hali hazırda bölgede istihdam sayısı 25 bini geçti. Van özelinde de söyleyecek olursak yaklaşık 10 bini geçti istihdam sayısı. Biz sadece 2023 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak yerelde işte Van Valiliğimiz, diğer valiliklerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve YİKOP gibi paydaşlarla birlikte bakanlığımızın destekleriyle tamamlayıp faaliyete soktuğumuz fabrika sayısı 40'ı buldu. Ve sadece 2023 yılında bizim bu hayata geçirdiğimiz fabrikalarla doğrudan sağladığımız istihdam 4000'i geçti. Şu an içinde bulunduğumuz fabrika da onlardan bir tanesi. Örneğin bu fabrikanın toplam istihdam kapasitesi 400 kişi olarak planlandı. O şekilde hedeflendi ve buna birinci yıl sonunda yarısı, ikinci yılın sonunda kalan yarısı olarak planlanmasına rağmen daha yılını doldurmadan neredeyse 8. ayın sonunda 9. ayda yarıyı geçti, 200'ü geçti. Bu fabrikadaki gençlerimizin ürettiği ürünler gerek yurt içinde ulusal markalara gerekse dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Ve bunun gibi onlarca fabrikamız var bölgede. Biz bu projeye, bu istihdam atağına aslında sadece ekonomik boyutuyla bakmıyoruz. Aynı zamanda sosyal bir proje olduğu kanaatindeyiz. Geçmişte bölgenin adı birçok olumsuzlukla, terörle anılırken, bölgenin gençleri farklı alanlara savrulurken, hamdolsun şimdi her biri üretime, istihdama, illerinin, bölgelerinin, ülkenin kalkınmasına katkı sağlıyorlar. Ve bu gençlerimizin elinden çıkan ürünler dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Van'a yatırım yapmada ne etkiledi? Van'da genç işsizlik oranı bizi çok etkiledi. Nüfusun çok genç olması, ülkede de maalesef işsizlik oranında birinci olması bu ilde neden olmasın diye bir karar verdi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da yürütmüş olduğu, tekstille ilgili yapmış olduğu bu güzel binalar, hizmetler, bizi kolaylaştırmaları, üretim aşamasında bize sonsuz destek vermeleri, makine alımlarında bize 0% gibi kolaylıklarla imkanlar sunması bizi cezbetti. Ürünler yurt dışında Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya'da çeşitli markalara ihracatlarımız vardır.
Ben İzmir'deydim, İzmir'de çalışıyordum. Oradaki olanaklar daha buraya göre daha azdı. Buraya geldikten sonra buraları gördüm, bu testleri gördüm. Yani çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Tersine göç başlamış resmen. Bu testleri kurandan Allah razı olsun. Sayın Valimize, yetkililere, patronlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Ben çok mutluyum şahsen. Kesinlikle terse göç başlıyor çünkü orada hayat şartları biraz daha zorlaştı. Biraz daha zorlaşıyor. Ama oraya gitmeye artık gerek kalmadı çünkü burada bayağı bir tesis kuruldu. Büyük tesisler kuruldu. Allah razı olsun yani, biz çok memnunuz. Çok güzel olmuş. Bu kadar insan ekmek yiyor, istihdam sağlamışsınız. Bu kadar güzel şeyler olmuş. Vallahi biz çok memnunuz yani. Sizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür baş ederiz. Baş mimarımız Ali İbrahim Bey. Binalarımız tesis. Sayın valimize, tesisimizi kuranlara, patronlarımıza hepimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah daha da güzel işler olur. Daha güzel olacak inşallah. Ben ümidim var yani.